Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel eteğimizi çalışacağız. Eteğimiz 0-8 aylık bebeklerimiz için uygun. Daha büyük yaş grupları için lastiğimizi birazcık daha büyük başlayarak örmeye başlayabiliriz ve istediğimiz ölçü, uzunluk ölçüsü gelene kadar örgümüzü devam ettirebiliriz. Eteğimizi örmek için birden az ip kullandım. Ya yani çok az arttı ve içindeki görmüş olduğumuz beneklerden uç kısmına da çok az bir miktarda ip kullandım. Dilerseniz bu renkli ipimizi çalışmayabilirsiniz. Belimiz için bel ölçüsüne yetecek kadar lastiğimiz gerekli bu eteğimize çalışmamızda ve elinize uygun olan şişlerle eteğimizi çalışabilirsiniz bazı arkadaşlarımız misinalı şişlerle çalışmaktan hoşlanmayabiliyor onun için iki parça halinde örebiliriz ya da büyük bir şişle yana açık olarak da tek parça halinde örüp bir kenardan sadece dikişlerimizi yapabiliriz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz örgümüzü bir ters bir düz yönden örebileceğiniz gibi sadece düz yönden de örerek devam ettirebilirsiniz. Ee, şöyle bakarsanız ilk defa örecek arkadaşlarımız için hangisinde zorluk çekmeden örüyorsanız o şekilde örmenizi tavsiye ederim. Evet kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için kartopunun benekli bebe ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 300 metreden oluşmakta. Dilediğiniz markadaki iplerimizi kullanabilirsiniz. İpimi örmek için ise 3,5 numara misinalı şişimi tercih ediyorum. Eğer misinalı şişiniz yoksa iki şişle de örebilirsiniz. Yandan dikişli olarak kullanırsınız. Hiç problem değil. Evet hemen ilmeklerimizi toparlayarak başlayalım. Ben e, 0-1 yaş grubu için eteğimi çalışıyorum. Onun için 120 tane ilmeğimi şişime toparlıyorum. Sizler daha büyük yaş grubu için örmek istiyorsanız onar onar artırabilirsiniz. Tabi ipinizin ve şişinizin kalınlığına göre değişecektir. Şu şekilde bakınız hemen almaya başlıyorum. İsterseniz düğüm de atabilirsiniz. Toplamda 120 ilmek olana kadar birer birer alalım. 120 ilmek olunca yeniden görüşelim ve çift lastiğimizi örmeye başlayalım. 120 ilmeğimizi örerek toparladık bakınız birer birer şimdi bir tane düğümümüzü atalım ve çift lastiğimizi örmeye başlayalım düğümümü attım hemen diğer şişimi alıyorum hemen yuvarlak bir şekilde örmeye başlamıyoruz lastiğimiz tamamlanana kadar açık bir şekilde örüyoruz Dilerseniz normal şişlerimizde de çalışabilirsiniz birinci ilmeğimi şu şekilde düz olarak örelim Yönleriniz nasılsa o yöne uygun olarak örelim. Bir düzümü ördüm. Ters derimi çift lastik yapımında örmeden öne alıyorum kendi tarafımı ve şişimi boş geçiriyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi ipi öne geçiriyorum ve şişimi örmeden takıyorum. Düzleri örüyorum. İpimi bakın ilmeğin önüne aldım ve örmeden takıyorum. Ön diye kendimden tarafa söylüyorum bir tane düz ipimizi alıyoruz örmeden terslerimizi boş takıyoruz düzlerimizi örelim terslerimizi ilmeğimizi boş bir şekilde alalım düzümü örüyorum tersimi bu şekilde bakın şöyle boş geçiriyorum düz örmeden takıyorum düz örüyorum ters örmeden takıyorum düzümü örüyorum ters ipimi alıyorum kendimden tarafı örmeden şişimi geçiriyorum düzümü örüyorum ters örmeden geçiriyorum bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum düzleri örüyorum tersleri ise ilmeği şu şekilde arkasında bırakarak ilerliyorum düzümü örüyorum ters düz örmeden aldım düz örüyorum ters örmeden aldım düz ters örmeden aldım sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim son ilmeğimize varana kadar ördüm en son nasıl şu şekilde düzümü ördüm ve tek ilmeğim kaldı boş örmeden alıyorum ve hemen yönümü çeviriyorum şimdi bu yüzde yine düzleri örüyoruz terslerimizi örmüyoruz ilk ilmeğimi örerek alıyorum ters ilmeğimi ipimi öne alıyorum örmeden şişme takıyorum düzlerimi örüyorum terslerimi boş örmeden takıyorum düzümü örüyorum ters örmeden takıyorum düz yerimizi örelim ters kendimizden doğru bakınız öne ipimi alıyorum ve şişime takıyorum düzümü örüyorum Düzümü örüyorum, tersi örmeden takıyorum. Sıra sonuna kadar düzlerimizi örelim, terslerimizi ipimizi önümüze alıp örmeden diğer şişimize aktaralım. Son ilmeğimize varana kadar örerek geldim. Düzlerimi ördüm. Terslerimi örmeden aldım. Son bakınız ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve tek kalan ilmeğimi yine ipimi öne alıyorum. Örmeden şişime takıyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. İki şişle de çalışabilirsiniz burayı. Evet şimdi bakınız ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tersimi yine ipimi öne alıyorum şişimi örmeden geçiriyorum bir tane düz tersleri örmüyorum lastik boyumuz yeterli ölçü olana kadar düz yerimizi örüyoruz ters yerimizi örmeden şişimize takıyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim elimizin lastik kısmını örerek geldim şu şekilde bakınız lastiğimiz bir uçtan diğer uca ördüm hem genişliğine hem de uzunluğuna bakalım genişliğini şöyle ölçüyorum üç buçuk santim genişliğinde uzunluğuna bakalım şuradan tutuyorum yuvarlak yapmadan ölçmek istiyorum düzeltiyorum hiç gerdirmeden şu şekilde 48 santim şurası yoğun hemen hemen 50 santime yakın bir bel ölçüsü oluyor bu örmüş olduğumuz ölçülerimize göre bu sırada çift lastiğimizi kapatalım diğer sırada birleşme işlemimizi yaparak artışlarımızla birlikte başlayalım bakınız tersi şimdiye kadar boş almıştık bu yönde şimdi ise örmeye başlıyorum yine ters olarak örüyorum bir tane düz, bir ters olarak lastiğimizi örelim. Bir uçtan bir uca örerek geldim. Şimdi eteğimizi birleşme işlemimizi yapıyoruz. şişiniz mümkünse misinalı şişimiz biraz küçük olsun, çok büyüklerde örmesi sizi zorlayabilir. Evet, hemen birleşme işlemini yapmaya başlıyorum. Bakınız, gayet rahat bir şekilde misinalı şişim ile örebilirim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum düz örüyorum. 1 2 ilk aldığım ilmekle 3 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğimi 2 defa örerek artış yapıyorum bakınız şu şekilde ilmeğimi 2 defa örüyorum. Dilerseniz alttan da çıkarabilirsiniz. Nasıl isterseniz 1 ve 2 düz olarak ördüm ve arttım. 3 tane ilmeğimiz 5 oldu. 4. iki defa ördüğümüz için. Şimdi 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. 4. 1 2 defa düz örüyorum ve artışımı yapıyorum 3 tek dördüncü çift olarak örelim ve artışımızı yapalım 2 3 dördüncüyü önce önden sonra bir taraftan örüyorum ve artışımı yapıyorum 1 2 3 önce önden örüyorum şişimde tutarken bir de arkadan örüyorum artışımı örüyorum yapıyorum. 1 2 3 Önce ilmeğimin önünden sonra arkadan alıyorum. 1 2 3 Çok büzgülü isterseniz bir tane örüp bir tane artabilirsiniz ya da iki tane örüp bir artabilirsiniz. Biz üç tane örüp 4.'yü artıyoruz. Artma işlemi yaptım. 1 2 3 4. önce önden şişimde dururken bir de arkasından örüyorum. 1 2 3. Önce önden sonra arkadan örüyorum. 1 2 3. Önden arkadan 1 2 3. Önden arkadan bu şekilde bakınız ilmeklerimizi örerek ilerliyorum. 1 2 3 tane düz önden alıyorum. Şişimde dururken bir daha örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Son ilmeğimize kadar 3 tane düz ördük. 4.'yü arttım ve son ilmeğimi de ördüm. Düz olarak şimdi birleşme işlemimizi yapalım diğer tarafa şu şekilde geçelim bakın geçişimi yapıyorum ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum hem ön yüzden hem arka yüzden öreceğimiz için arkasını çevirelim biraz önceki ördüğüm ilmeği örmeden alıyorum ve arkadan ters olarak bütün ilmeklerimi örüyorum şöyle düzeltiyorum yaklaştırıyorum örgünüm kolay olsun diye artık artma yapmıyoruz biraz ön yüzden düz arka yönü çevirerek ters örüyoruz ve eteğimizi biraz büyütüyoruz yeterli ölçü olana kadar iki yönlü olarak örüyoruz şimdi Biraz ilerleyelim. Düz yüze geçişi de birlikte yapalım. Evet şimdi biraz ilerleyelim. Ve sıramızın şuradaki bakınız geçiş yerine kadar devam edelim. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Şöyle bakalım. Arkadan ters yönden ördüm. Şuradan görmüş olduğumuz şu ilmeğimizden başlamıştık. Dilerseniz ilerledikçe işaret takabilirsiniz. Geçiş yerimizi kaybetmemek adına bir tane işaretimizi takıp e, ters ve düz yönden sürekli değiştirerek ya da şöyle bir belirleyici koyarak buraya geldiğimiz zaman hemen geçmeden diğer tarafa çünkü aynı olacağı için örgümüzün yönü geçmeden Direkt dönüşümüzü yapabiliriz. Bakınız, sıradaki tersimi örüyorum, bir tane tersimi ördüm. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeden bu taraftaki şişime takıyorum. Şimdi ön yüzden düz olarak örmeye başlıyorum ve geçişlerimizi işaretimizi taktığımız noktadan yaparak ilerliyoruz. Evet eteğimizi düz yönden örerek geldim. Bir sıra tersten bir sıra düzden örmüştüm. Eğer şuradaki geçişimizde zorluk yaşarsanız bakınız ilk başlangıçlar olduğu için şurada bir geçişimizin olduğu yer belli olmakta. Buradan rahatsız oluyorsanız ya da sıkıntı çektiyseniz tamamen düz örgü olarak da örebilirsiniz. Hiçbir mahzuru yok. Düz devam edebilirsiniz. Bakınız düz yönden geldim. Yine düz yönden devam ediyorum. Örgümde herhangi bir farklılık olmayacak. Sadece ters düz örmek isteyen arkadaşlarımız yine aynı şekilde devam edebilirler. Hangisi kolayınıza gelirse sadece düz yönden örebiliriz, ters yönden, bir ters bir düz yönden devam edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Bakınız, düz yönden gelmiştim. Yine örgümü düz yönden devam ettiriyorum. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde eteğimizi örmeye devam edelim. Şimdi sırayı bitirelim, yeniden geçişimizi yapalım. Tekrar bakınız örerek geldim geçiş yerindeyim şöyle görecek olursak düz yönden örerek gelmiştim yine düz yönden devam ediyorum. Her iki türlü de örebilirsiniz hangi örgünün örmesi kolay olursa o şekilde örgümüzü tercih edelim. Bir yönde ters bir yönde düz olarak örebilirsiniz hep düz yönden de örerek yeterli ölçüye kadar büyütebiliriz. Evet şimdi ben örmeye devam ediyorum eteğimizin lastik altından ölçüsüne bakalım 12 santim örmüşüz şöyle lastiğimizle birlikte 16 santim Evet şimdi tam bakınız Şuradaki ayrım yerimizin olduğu yerdeyim. Belimizin lastiğini takıp da düğme ilik çalışması yapacağımız yerde. Burada ters örmeye başlıyorum. Yine örgümün düz yönündeyim. Ama örgümü terse çeviriyorum. Bakınız ters. düz yöne ters düşecek şekilde örüyorum. Bakınız. Şimdi sıra başına kadar yani ilk ters ilmeğimize kadar örerek gelelim. Başlangıç noktamıza kadar tamamen ters örgümüzü örerek geldim. Şimdi ikinci bir sıra daha ters örgümü örüyorum. Üzerine alıyorum. Toplamda 3 sıra bu şekilde örelim ikinci sıramızı örmekteyim. Bakınız iki sıra oldu. Bir sıra daha örelim. Toplam üç sıra olduktan sonra yeniden görüşelim. Üç sıra ters ördükten sonra şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Saymaya başlıyorum. Bir düz örüyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Altı düz ilmeğimi ördükten sonra iki tane ilmeğimi boş örmeden alıyorum ve ipimiz eteğimizin arkasında kalıyor. Tekrar 1 2 3 4 5 6 6 düzümü ördüm yeniden 1 ve 2 tane ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 düz 2 ilmeğimi şişimi örmeden geçiriyorum 1 ve 2 6 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 2 tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. 1 ve 2. Tekrar 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. İpimiz her zaman arkada boşaldığımız zaman tekrar 1 2 3 4 5 6 tane düz 2 ilmeğimizi örmeden boş takıyorum. 1 2 3 4 5 6 İki ilmeğimi örmeden takıyorum ve sıranın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıramızın başına kadar 6 tane düz, iki tane ilmeğimizi örmeden alarak devam ettim. Eğer ilmeğiniz eksik gelirse bir ya da iki, bir ilmeğimizi iki defa örerek bu a, eksikliği giderebiliriz ki kesinlikle sökmemize gerek yok. Bakınız, şimdi boş aldım iki tane ilmeğin hemen yanındayım. Yine ilmeklerimi örmeden şişime takıyorum. İpimiz arkada. Tekrar 6 tane düzümü örüyorum. 2 sıramı tamamladım. Eksik gelirse artırarak bir ilmeğimizi 2 defa örebilirsiniz. Bakınız şimdi 2 tane boşumuzu ördükten sonra 2, 4, 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 2 tane örmeden aldığım ilmeğimi şişime yine örmeden geçiriyorum. 1 2, 3 4 5 6 tane düzüm örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğimizi bakınız örmeden şişimize aktarıyoruz hükümüzün tekrar başına kadar örerek geldim. Ön yüzde 6 tane düz, 2 tane boş aldık. Bakınız. Boşlarımız 2 tane şöyle düz ilmeğimiz olarak görülmekte ve 6 tane ters olarak görülmekte. Arada boş aldığımız ilmeklerimizin arkasını görmekteyiz. Bakınız. 6 düzümüzün tersi ve 2 tane boş ilmeğimiz yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Şöyle bakalım bakınız. Örmediğimiz ilmeklerimizi İki defa iki tane ilmeğimi alıyorum altı tane düzümü örüyorum bir üçüncü kez aynı işlemimizi yapıyoruz örmeden aldığım ilmeklerime bulunduğu noktaya geldim bakınız son düzüm ördükten sonra iki ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum ve üçüncü kez işlemimi tekrar etmiş oluyorum devam ediyorum altı düz Altı düzümü ördüm 2 ilmeğimi örmeden şişime geçirdim şöyle görelim 3 tane ilmeğimiz arkadan boş bir şekilde bakınız şu şekilde durmakta önden de artık belirli olmakta 3. sıramızı dolanmaktayız şu anda sıramızı tamamlayalım Evet bakınız modelimizi aynı şekilde örmeye devam ediyorum ve toparlanmaya başladı. Toplamda 6 sıra bu şekilde öreceğiz. Şu an 6. sıramı ben takip ediyorum. E, 6. sıramız tamamlandıktan sonra tekrar ters örgülerimizi öreceğiz. Bakınız şu şekilde eğer karıştırırsanız kaç sıra ördüğünüzü tam boş aldığımız ilmeklere gelerek arkasını çevirip saymayı yapabiliriz. Bakınız şu şekilde hemen boş ilmeklerimin arkasındayım ve sayıyorum 1 2 3 4 5 şimdi öreceğimle 6 olacak ve 6 sıra bu şekilde tamamlanmış olacak ters örgülerimizden de sayabilirsiniz buradaki boş aldığımız ilmeklerimizden de sayabilirsiniz Evet 6 sıramı boş bir şekilde alıyorum ve bu sıra son sıramız olacak bu şekilde ördüğümüz sıramızı tamamlayalım 2 ilmeğimi örmeden alıyorum hemen düz yerimi örüyorum Evet, altı sıramızı örerek tamamladım. Şöyle görelim bakınız. İki ilmeğimizi ters örgümüzün üzerinde hiç örmeden devam ettirdik. Boş olarak kaldık. 2 tane e, ilmeklerimizin arasındaki bulunan düz 6 ilmeğimizi ise tam 6 sıra ördük. Şöyle görelim. 2 düz boş 6 tane ilmeğimiz düz olarak 6 sıra tamamlandı. Şimdi şuradaki yaptığımız işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Boşaldığımız ilmekler ve ördüğümüz ilmekler tamamını düz yönde ters olacak şekilde örüyoruz ve toplamda 3 sıramızı ördükten sonra modelimizi aynı yere kaydırma yapmadan yeniden kuruyoruz. Evet 6 tane ilmeğimi ters örmeye başlıyorum. 1 2 3 saymamıza gerek yok gördüğümüz şeklimizle örüyoruz hiç örmediğim iki tane ilmeğimi görüyorum tekrar bu yöne ters düşecek şekilde örüyorum düz ilmeklerimizi yine örgümüzün düz yönüne ters olacak şekilde örüyorum iki boş ilmeğimi örüyorum önce birincisini sonra ikincisini örüyorum. İpimizi yarımlamayalım. Hemen düzeltiyorum. Toplamda 3 sıra tersimizi örelim ve bütün ilmeklerimiz örülmüş olsun. Boştaki ilmeklerimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi tamamını ters olarak örüyorum. 3 sıra tersimizi ördükten sonra yine aynı şekilde modelimizi uygulayalım. 6 tane düz, 2 tane ilmeğimiz boş. 6 düz, 2 ilmeğimizi boş alalım ve toplamda 6 sıra ördükten sonra araya yine 3 sıra tersimizi örelim. İstediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Kaç tane grup oluşturmak istiyorsak, etek boyumuz yeterli olana kadar aynı işlemlerimizi tekrar edelim ve birebir aynı yerlere yerleştirelim. Şimdi Örmeye başlıyorum. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 Alt düzümü ördüm. 2 ilmeğimi bakınız tam aşağıdaki ilmeklerime karşılık gelen ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum. Tekrar 3 4 5 ve 6 düz olarak ilmeklerimi ördüm iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum ve bu şekilde altı sıra örelim sonrasında işlemlerimizi tekrar ederek büyütmeye devam edelim eteğimizi yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettim şimdi son sıramızı örüyoruz son sıramızda yine aradaki örmüş olduğumuz gibi 3 sıra tersimiz örüyoruz örmediğimiz 2 ilmeği de yine ters olarak örüp tamamlıyoruz son sıra olduğu için yani son grubumuz olduğu için dilerseniz ters örgü sıramızı 5 7 ya da istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz şimdi başladım bakınız bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örmediğim iki ilmeğimi de ters ördüm. İki ilmeğimizi yeniden bakınız örmeye başlıyoruz. Evet bu şekilde en az 3 sıra ters olacak şekilde örmeye devam edelim. İtiğimizin alt kısmını 3 sıra ters ördükten sonra kesmeye başladım. Şöyle az kaldı. Onu da birlikte keselim. Şuradaki sırayı ne kadar isterseniz o kadar örebileceğinizi daha önce hatırlatmıştık. Dilerseniz daha kalın da yapabilirsiniz. Şimdi kesme işlemimizi şu şekilde yapalım. Her ikisini alıyorum. Takıyorum şişime tekrar hem taktığımı hem şişimde örülmemiş olan ilmeğimi örüyorum. Takıyorum ikisini birlikte tek ilmek gibi örüyorum tekrar şişimi takıyorum en kolay yöntemlerden birisi de bu çalışmadır Tabii dilerseniz tığlarla da kesme işlemimizi yapabilirsiniz Iki ilmeğim kaldı. Kesiyorum. Şu şekilde bir tane zincir gibi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve eteğimizin alt kısmını tamamlamış olduk. Şöyle görelim bakınız. Gayet güzel bir görüntüsü oldu eteğimizin kutucuklarla. Evet, eteğimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi şuradan İstediğiniz ölçüdeki lastiklerimizi çengelli iğnemize takarak geçirebiliriz ve burayı tamamen kapatabileceğimiz gibi ya da ikinci alternatif olarak hem lastiğimizi kullanıp hem de üst kısma düğme ve ilik çalışması yapabilirsiniz. Ama ben lastik çalışıp tamamen dikmek istiyorum. Ve alt kısmına benekli ipimizin içerisinde bulunan pembemizden ya da morumuzdan süslemeler yapabilirsiniz. Alt kısmı için. Dilerseniz bu haliyle de kullanabilirsiniz. Evet eteğimin içinde bulunan renklerimden bu tondaki morumu hemen alt kısmına örmeye başlıyorum. 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Ve herhangi bir yerden örmeye başlayalım. Şu şekildeki dilimlerin olduğu yerden başlıyorum. Bakınız 6 tane düz ördüğümüz yerden bakınız. Birincisine giriyorum. Tığıma bir tane düğümümü attım kapatıyorum aynı yere bir daha batıyorum ikinci yere giriyorum aynı yere bir daha giriyorum başını dolamıyorum bakınız üçüncü kez batıyorum aynı yere tekrar giriyorum dördüncü kez ilerliyorum 5 aynı yere batıyorum altıncı kez örüyorum 1 ve 2 Birinci grubumuzu ördüm. 2, 4, 6 tane ördüm. 2 tane atlamış olduğumuz yerimiz vardı. Bakınız 1 ve 2 hemen diğerine batıyorum. 1 aynı yere bir daha batıyorum. 2 bir sonraki ilmeğimin içerisine giriyorum. 1 aynı yere tekrar giriyorum. İpiniz kalınsa bir defa batmanız yeterli. Üçüncüyü ördüm. İlmeğimin dördüncüsüne beşinci ilmeğime ve altıncı ilmeğime giriyorum 1 ve 2 araya atlıyorum bir iki ilmeğimi atlıyorum diğer ilmeğin bakın şuradaki görmüş olduğumuz boşluğuna geçelim iki tane atladım aynı yeri iki bakınız bir sonraki ilmeğin içerisine giriyorum bir ve iki bir sonraki ilmeği altı tamamen kavrayarak ilerliyoruz. Diğer ilmeğimin içerisine giriyorum. Ve ilmeklerimizi bu şekilde bakınız 2 4. 5. örüyorum. Ve 6. örüyorum. 6 tane düzümüzü ördük. 2 ilmek atlıyorum bakın 1 ve 2 atlıyorum diğer ilmeğime geçiyorum bu şekilde dilimli bir görüntü olmasını sağlıyoruz eteğimizin uç kısmında evet bütün sıramızı örerek tamamlayalım eteğimizin altına bir sıra sık iğnemizle geçtik ve dilimlerimiz daha da açığa çıktı şu şekilde bir zincir çektim 20 santim kadar hemen ön kısma süs olması için bir tane fiyonk olarak kullanmak istiyorum şu şekilde tam ortalayarak içinden geçirelim eşit sonra bir tane fiyonk çalışması yapalım buraya ve burada sadece görüntü amaçlı iteğimizin uç kısmı ve içindeki beneklerimize uysun şimdi Şuradaki görmüş olduğumuz ilk başlangıç yerimizden bakın çengelli iğneme kullanmak istediğim lastiğimi taktım şu şekilde ve aradan çift lastikte çift lastiğimizin arasından şöyle girerek ilerliyorum. Bakınız arada çok rahat bir şekilde geçiyorum. Diğer taraftan çıkalım. Ördüğümüz eteğimizin bel ölçüsü ne kadarsa çocuğumuzun ona uygun bir şekilde çalışalım. Çıkarıyorum çengeli iğnemi. Hemen düğümümü atıyorum. kısmından kesiyorum. Ben fazla almıştım. Evet. Şimdi içerisinde kaybediyorum lastiğimi, düğümümü içeriye yolluyorum. Ve aynı ipimizden iğnemize takmıştım. Şimdi buradan gizlice dikelim. Aşağı kısımdan alıyorum. Dilerseniz yukarıdan da alabilirsiniz. belli olmayacak şekilde karşılıklı bakın ilmeklerimizi birer birer alarak yukarıya doğru ilerliyorum. Görüntü için isterseniz düğme de dikebilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak çalışmamızı yapabilirsiniz. Diğer tarafa geçip arkadaki bölümümüzü de dikelim. İçten de dikişlerimi yapıyorum. Ve bu şekilde eteğimizi tamamlıyoruz. Evet kenarımızı diktikten sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızı da tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.